Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Allah Azze ve Celle hepimize iyilik, güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün size çok hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Böyle bunu anlatırken de içim titreyecek, farkındayım. Ama bunu anlatmam lazım siz değerli gönüldaşlarıma, siz değerli kardeşlerime bunu aktarmam lazım. Ne için? Şimdi bir kardeşimiz geldi yanıma, hocam dedi. Benim babam iyi bir insan değildi. İyi bir insan değildi. Yani içkisi vardı, kumarı vardı, zinası vardı, yalanı vardı, iftirası vardı. Vardı da vardı. Bizi çok mağdur etti. Bizi çok mazlum etti. Bize çok zulmetti. Ama buna rağmen babama karşı bir sevgim vardı. Tabii kızlar babalarını çok severler. Nitekim babam hak vaki oldu ve vefat etti. Vefat etmeden önce de bana dedi ki, kızım, evet hayatım hep yanlışlar oldu. Hep hatalar oldu. Hep sıkıntılar oldu. Hep dertler tasalar oldu. Yani bir türlü bu doğru yoldan gidemedik. Allah beni affetsin. Evet yanlışlarım oldu. Günahlar işledim. Ben tövbe ediyorum. Rabbim beni affetsin dedi diyor. Aradan zaten hastaydı. Öyle birkaç gün sonra da vefat etti zaten. Neyse. Ben diyor böyle babamın o haline son dönemdeki o hastalığına çok acıdım. Yani ona çok merhamet ettim. Babam bizi çok mağdur etmesine rağmen. Kızlar babalarını severler. Neyse. Babam vefat ettikten sonra işte cenazesi kılındı falan böyle. Bir gün arkadaşıma gittim. Onun eşi de imamdı diyor. Gittim yanına. Dedim ki ya ben işte benim babam vefat etti. Babam da iyi bir adam değildi, iyi bir insan değildi. Yani ben babamın günahlarının affedilmesi için ne yapabilirim? Bunu nasıl ortaya koyabilirim? Neler yapabilirim ben bunun için diye sordum diyor. Çok bilmediğim için. İşte de o da eşine sormuş. Eşi de bana diyor, kendisi bizzat görüşmedi. Eşi de bana işte bir şunu 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 yaparsan iyi olur dedi diyor. Tabii günahları affedecek olan Allah'tır diyor. Neyse değerli gönüldaşlarım. Nitekim ben diyor başladım diyor. İşte babamın adına sadaka vermeye başladım. İşte babamın adına tövbe istiğfar etmeye başladım. İşte babamın adına insanlara iyilik yapmaya başladım. İşte babamın adına tövbe etmeye başladım. İşte ben de namaz kılmıyordum. Babamın vefatından sonra namaza başladım. Her duamda babama dua etmeye başladım. Sonra bir gün diyor bir kitap okurken وَغْفِرْ لِيَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَغْفِرْ لِيَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. Yani babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu diye bir ayeti kerimeyi diyor orada gördüm. Bunu diyor okumaya başladım diyor. Her duamda muhakkak babam için ne diyor bunu okudum. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu diye dua etmeye başladım diyor. Nitekim diyor bunu da uzun bir süre yaptım diyor. Belki 1-2 sene yaptım diyor. Sonra diyor bir gün Bosna Hersek'e gitmiştim diyor orada. Biliyorsunuz Bosna'da bu Sırplar Müslüman Boşnakları katlettiler Hırvatlarla beraber. 1995'teydi zannedersem. Tarih olarak tam hatırlayamayabilirim. Orada diyor bir küçük bir çocukla diyor tanıştım. Bu çocuğun işte o zamanki dedesi, nenesini katledilmiş. İşte babası ve annesi de kurtulmuş onlardan. Neyse diyor küçük bir çocuğa denk geldim. Sonra diyor o annesi babası, kurtulan anne baba da bir kazada vefat etmiş. O çocuk diyor hem yetim hem öksüz kalmış. Dediler ki ya işte bu
yetim ve öksüz kaldı. Bu çocuğa yardım edebilirsin dediler. Dedim ki bu çocuğa nasıl yardım edebilirim? Ya dediler ki işte bu çocuğun maddi durumu yok. Bu çocuğun okuması lazım, okula gitmesi lazım, işte elbiselerin yıkanması lazım, şu olması lazım, bu olması lazım. Tamam dedim diyor. Ben bu çocuğu sahipleneyim. Yani nüfusumu alma anlamında değil. İhtiyaçlarını karşılama anlamında ben bu çocuğu sahipleneyim dedim diyor. Neyse. Dedim ki çocuğu ama dedim bir şartım var. Bu çocuğun dinini öğrenmesini istiyorum. İslam dinini öğrenmesini istiyorum. Neyse diyor izinler aldım diyor. Onu diyor İstanbul'a getirdim. Bir tane Kur'an kursuna verdim onu. Neyse. Kur'an kursuna diyor. Bu çocuk diyor çok böyle efendi bir çocuk çıktı diyor. Hafız oldu diyor bu çocuk. Sonra diyor işte Türkçeyi falan öğrendi. Çünkü sonuçta Boşnak bu çocuk. Yani Bosnalı. Türkçeyi falan öğrendi diyor. Çok iyi Türkçe konuşmaya başladı. İşte burada diyor ortaokulu falan okudu. Liseyi okudu. Hafızlık okudu. Böyle diyor, ilahiyat falan okudu diyor. Ben bu arada diyor buna diyor her zaman muntazaman diyor. Bir anne gibi diyor ona diyor. Muntazaman diyor. Böyle ihtiyaçlarını karşılıyorum. Neyse diyor bir gün dedi ki ben Türkiye'den ayrılıyorum. Beni anne olarak görüyordu işte diyor. Bana Emine anne diyordu. Emine anne demiş ben ayrılıyorum artık Türkiye'den. Çünkü burada okudum. Bitti okul. Ben artık memleketime dönmek istiyorum. Ve orada hizmet etmek istiyorum. Tam aradan geçti 20 sene diyor. 15 sene geçti diyor. Nitekim diyor. O çocuk diyor gittiği gün diyor orada oraya göreve başlamış diyor. Göreve başladığı gün diyor şöyle bir rüya gördüm diyor. Bana söylüyor bunu o arkadaş. Babamı diyor gördüm diyor. Babamın diyor böyle yüzü güleç. Yüzü gülüyor. Evet diyor biraz diyor böyle bir hafif bir sıkıntı. Yüzü biraz kararmış. Ne bileyim işte biraz karaydı zaten diyor. Böyle biraz sorunları var ama diyor yüzü gülüyor diyor. Böyle bana bakıp diyor tebessüm ediyor. Beni böyle bana bir şey söylemiyor. Ama beni o kadar böyle onu görünce diyor ben çok mutlu oldum diyor. Rüyamda gördüm. Yıllar sonra diyor rüyamda gördüm diyor. Çok mutlu oldum diyor. Çok mutlu oldum diyor. Ve nitekim diyor. Bu arada diyor bu ayeti kerimeyi okumaya da devam ediyorum diyor. Her doğamda babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu diye. Nitekim diyor. Bosna Hersek'e o çocuk evlenecekti diyor. Beni de annesi olarak çağırdı. Emine anne ben evleneceğim. Düğünüme muhakkak gelmeni rica ediyorum dedi. Neyse kalktım gittim diyor. Annesinin, babasının, işte dedesinin, ninesinin mezarına diyor beni götürdü. Mezarlıkta diyor bir Türk bana geldi dedi ki ya dedi Emine Hanım dedi sen öyle içtenlikle bir iş yaptın ki bu senin yaptığın bu güzel işten dolayı senin baban güzel yere gidenlerden oldu dedi diyor. Ben tanımıyorum diyor onu. Ama diyor yukarıdan aşağıya diyor bana diyor böyle diyor nasıl diyor ter boşalttım. Bu ne demek istedi? Ne demek istedi? Ne demek istedi diye. Neyse dönüyor İstanbul'a. Benim yanıma geldi. Bizim bir arkadaş var. İyi bir arkadaşımız. Onun yanına gittik. Bunu anlattım onu böyle. Benim anlattığım şekliyle. Daha uzun şekli. Ya dedi kutlu olsun. Hem Allah Azze ve Celle'ye sen baban için böyle dua ettiğin için ayrıca babanın hatırına yani babanın hayratı için o çocuğu okuttun, hafız yaptın. İşte ilahiyatı bitirttirdin, hoca yaptın, orada göreve başladı, evlendirdin onu ya. Allah bu güzel amellerinin karşılığında babanı da bağışladı, dedi. Kadıncağız oturdu ağladı, 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 ağladı. Ama bir yandan mutluluk gözyaşları bunlar. Şimdi değerli gönüldaşlarım, sizin de günahlar işliyorsunuz. Ben de işliyorum. Eğer işlediğiniz günahlar varsa, yaptığınız hatalar varsa bunlara muhakkak tövbe edin. Ve bolca iyilik yapın. Sadaka verin ki kazananlardan olalım. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Ya dünya hayatı bir şekilde gelip geçiyor. Uhrevi hayatta çok önemli. Orayı kazanmak için de bu gerekli. Gelin değerli gönüldaşlarım. Bir, günahlarımıza affu mağfiret için tövbe edelim. İki, günahlarımızın tövbesi olması için de ne yaparım? Bolca sadaka verelim. Bolca iyilik yapalım. Hayır hasanatta bulunalım ki Allah bizi o insanların hürmetine binaen affetsin. Neymiş? Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. Ayetini de bolca okumayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.